Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yılın son günlerine bir iki JavaScript dersi daha sıkıştırmaya gayret edeceğim arkadaşlar. İngilizce'de 8. bitti, 9. derse gelmiştik. Türkçe'de de 6 ders bitmiş. Bugün 7. dersi, 7. dersi birlikte yapacağız Türkçe JavaScript anlatımında. Her zaman olduğu gibi Eclipse geliştirme ortamını kullanıyorum. Kolay gelsin diyorum. Evet, 6 ders geride kaldı Türkçe derslerde arkadaşlar. 7. ders JavaScript demo dosyası 62 ile başlıyoruz. Burada JavaScript nesne temelli dil olduğu için nesne kavramı söz konusu olduğunda constructor'lar gündeme geliyor arkadaşlar. Constructor'lar oluşturucu anlamında diyebiliriz, bunları kullanabiliriz. Burada script komut dizisi içerisinde şu şekilde odaklanabiliriz. Script komutu dizisi içerisinde num diye bir değişkene 177.1234 gibi bir sayıdan oluşan numaranın bir nesnesini oluştururum arkadaşlar burada. Daha sonra document write metodunu çağıraraktan num constructor is diyorum. Burada bir açıklamadan sonra num.constructor diyorum. Bu constructor'ı ben oluşturduğumda bu sayının gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Çünkü constructor oluşturduğumda bunun kalıbını, yapısını, structure'ını kullanacağım anlamındadır. Dolayısıyla bunu ben çalıştırdığımda num constructor 0 olaraktan oluşturmuş oluyoruz. Yani burada bunun şablonunu kullanıyoruz. O şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki HTML dosyasında sanırım aynı dosya geldi gibi. Bir kez daha bir bakayım. Aynı dosya geldi. Mükerrer kaydetmişim. Burada toFix metodunun kullanılmasını göstereceğim size arkadaşlar. toFix ile kabul edilen sayının ondaki hanenin uzunluğu ne kadar olacağı, ne kadar kısaltılacağı onunla ilgili bir yöntemdir. Burada num değişkenime 177.1234 atıyorum. Burada num değişkeninin içerdiği değeri toFix ile kullandığında bu varsayılan değerde yazdıracaktır arkadaşlar. Eğer toFix'i 6 yazarsam 6 haneyi bize gösterecektir. Yani fix anlamında yuvarlama anlamında kullanılıyoruz bu arkadaşlar. Aynı şekilde fix 1 dediğimde ondan sonrakini 1 gösterecektir. toFix şurada bir mühendislik gösterimi var arkadaşlar. 1.23 E üzeri 20 gibi bir rakamın da toFix denildiğinde 2 haneli desimali gösterecektir. Bu da çok küçük bir sayıdır. Bunu da toFix dediğimde 2'ye düşürdüğümde muhtemelen bunu da 0 gibi gösterecektir. Bunun çalıştırıldığında ekrana gelecek halini şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunu biraz küçültürsem. Hoppala. Duraklama için özür dilerim arkadaşlar. Bir anormal bir durum oldu. Belli bir sayıya sabitleme ile ilgili toFix metodunun kullanılmasını anlatıyordum arkadaşlar. Burada varsayılan değerini göreceğiz. Burada 6 haneye kısaltılması, 1 haneye kısaltılması, bu da büyük bir sayının iki hanede gösterilme şeklinde. Burada da çok küçük bir sayının 1.23 üzeri eksi 10 çok küçük bir sayıdır. Bunu da iki haneye indirilmesi durumunda. Bunları ekranda nasıl göründüğüne dair bir örnek seçtim size arkadaşlar.
Bunu şimdi kodu çalıştıralım, preview olaraktan görelim. İlki 177. Olaraktan kısaltılıyor arkadaşlar. 6 haneye düşürülmesi durumunda 177, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şunu gösterecektir arkadaşlar. Varsayılan değer 0'dır. Burada 6 hanede gösterince o hanenin 6 hane olduğunu bu şekilde görüyoruz. Tufix 1 ise 177.1 gösterecektir. Şurada 1.23 çarpı üzeri 20'nin burada da 2'ye düşürmüş. Dolayısıyla son iki hanesi 0-0 olacak şekilde 123 trilyon okuması çok zor bir sayı şeklinde ortaya çıkıyor. Zaten bu sayının kendisi de çok büyüktür. Burada da 1.23 çarpı üzeri eksi 10'un iki haneye düşürmesi durumunda da zaten çok küçük bir sayıdır. Eğer 20 falan deseydik belki şuralarda yani eksi 11 deseydik şuralarda 1.23 yazacaktı arkadaşlar. Alpifeş numaralı kod snippet'ımız bu da şöyle inceleyelim. Eksponansiyel to eksponansiyel diyerekten üstel hale geçirme ile ilgili bir metodun kullanımını burada göstermeyi arzuladım size arkadaşlar. 77.1234 diyerekten bir sayımız var. Bunun üstel gösteriminin ekrana getirilmesini isteyebilirim. Şu ilgili açıklamadır. Bu da bunu da val değişkenine aktardığım için val değeri de gösterecek arkadaşlar. Burada bu 77.1234'ün 4 haneli üstel gösterimini taban sayısının 4'lüsünü göstermek istiyorum. Burada ikilisini, burada da 77.1234'ün 1 hane varsayılan değerini göstermek istiyorum. Burada da bir kez daha onu göstermek istiyorum. Eksponansiyel, evet. Çalıştırdığımızda bunu arkadaşlar İlki şuna baktığımızda ekrana sığdırma ile ilgili sıkıntılar yaşıyorum. Varsayılan değer burada 77.7.71234 şeklinde gösterdi arkadaşlar. 4 haneli olduğunda 1, 2, 3, 4 şunu şu şekilde gösterecektir arkadaşlar. 4 hane olduğunda. Burada 2 hane dolayısıyla 7.71 ondalık hane burada bu şekilde gösterecek şekilde üstü düzenliyor kendisi arkadaşlar. Burada hiç bir parametre verilmezse to exponential metodun çağrılması durumunda bu kez 7.723 E üzeri 1 şeklinde görünecektir. Bu standart gösterimdir. Aynı şekilde to eksponansiyel 77 rakamının bu kez eksponansiyel gösterilme durumunda da yine 7.123 bir öncekinin aynısı gösterilecektir arkadaşlar. Yani to exponential metodu çağrıldığında parantez içerisindeki argüman ondalık sayının ondalık hanenin sayısını gösterir arkadaşlar. Özetle bu. Bir sonraki dersimizde kod parçacığında to local string diyerekten yerel olaraktan o diziye dönüştürme söz konusudur arkadaşlar. Bunu da başlıkta böyle bir başlık geçiyor. Yine burada değişkenimiz 177.1234'ün bir nesnesini oluştururum burada. Bunu da local string'e dönüştürüyorum. Aynısının görmeyi umuyoruz arkadaşlar. 177.123 local string denildiğinde bu. ...67 numaralı HTML dosyamızdaki JavaScript koduna bir bakalım.
Bu da precision metodunu çağırıyoruz. Precision metodu da duyarlılıklı olaraktan işlemleri yapıyor arkadaşlar. To precision parametre kabul ediyor. Daha önce bahsettiğimiz şekilde bu kez sayımız 7.1 2 3 4 5 6, yani 6 hane var. Burada precision deyip de kullanmadığımda, herhangi bir argüman kullanmadığımda duruma bakacağız. 4, 2 ve 1 kullanıldığında argümana bakacağız. Çalıştırdığımızda göreceğiz ki, şunu biraz küçülteyim. Başlangıçtaki 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 görünüyor. 4 dediğimde tamamının kaç haneden oluştuğunu gösteriyor arkadaşlar. Precision 2 dediğimizde 7.1'e indiriyor arkadaşlar. Tamamının kaç hanede olduğu şeklinde. Bu da 1 dediğimizde de sadece yuvarlataraktan 7 rakamını burada ekrana getiriyor. Bir sonraki toString en yalın halde toString metodunu çağırdığımızda da sayımız 15. 15 hane, 15 sayısını argümansız 2 haneli ve 4 haneli şeklinde. Bunları da şöyle arkadaşlar, iki tabanına göre gösteriyor. Bu da dört tabanına gösteriyor arkadaşlar. Bildiğimiz iki tabanına göre demesi binary anlamına geliyor arkadaşlar. Burada 1, 2, 4, 8 çarpanlarıyla bunu hesaplarsak arkadaşlar 15 sayısı 16'dan 1 eksik olacaktır. Yani 1, 2, 4, 8, 16, 5. soldan 5. hanenin 1 olması, diğerlerin 0 olması durumunda bu oktete karşılık gelecekti. 1.00 oktetine karşılık gelecekti. Burada normal sayının kendisini gösteriyor arkadaşlar. ToString 2 denildiğinde burada taban gösteriyor. Yani iki tabanına göre bu dizine değiştirilecek. Dolayısıyla bu 4 tane bir aslında binary kodlama da 15'e karşılık geliyor. Şöyle tekrar bir daha izah edeyim. Bu ilk hane 1, 2, 4 ve 8 çarpanları var. 8, 4 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15'e karşılık geliyor. Burada da 4 tabanına göre, 4 tabanına göre demek 4'ü hiçbir zaman almayacak, hep aldığı 3 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 15 rakamını nasıl hesaplattıracağız arkadaşlar? 1 ve 4 şeklinde gidecektir. 3 kere 4 12, 3 daha 15 şeklinde olacaktır arkadaşlar. 8'li olsaydı aynı şekilde birincisi 1, ikincisi 8 olacaktı. 8'li tabanda hiçbir zaman 8 olmayacağı için 1 ve 1 olacaktı. Burası 7 anlamına, 8 anlamına geliyor. 8, 1, 1, 1, 0 şeklinde olacaktı. Bu şekilde oktal sistemde de 15'e karşılık gelen rakamı bulacağız arkadaşlar. Bu kez 15.11234 gibi bir sayının değerini value of diyerekten hesaplattırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada da ilk önce bunun bir nesnesini oluşturuyorum. Şöyle bir izahattan sonra number.value of metodunu çağırıyorum arkadaşlar. Bu da tabii sayının hiçbir şekilde değer kaybı olmadan onun değerinin ne olduğunu gösterilmesi mantığı üzerine yatıyor bu da value of. Bir örnek daha göstereyim arkadaşlar. 70 numaralı örnekte. Burada daha önce hatırlarsanız bir class'ın nesnesini oluşturuyoruz burada. Objesini oluşturuyorum. Ondan sonra objenin içerisindeki üye değişkenlere
belirli değerler atayaraktan onların teker teker o argümanların yerlerine koyaraktan yazdırılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Burada da yani klasımız bu klasa ve de onun nesnesini oluşturduğumuzda da MyBook diyerekten, benim kitabım diyerekten bir kopyasını oluşturuyorum. Bu klası iki argüman kabul ediyor arkadaşlar. Bir isim, kitap ismi, bir de kitabın yazarı şeklinde. Onu da şöyle göstereyim. Bunların tanımlamalarını da book fonksiyonu içerisinde yapıyoruz. Title ve author, başlık ve yazarı şeklinde. This anahtar sözcüğünü hatırlıyorsunuz. Söz konusu tanımlamaların bu fonksiyon dahilinde, yani bu fonksiyonun bir elemanı olduğunu anlatmak için gösteriyoruz. Bunu isterseniz Türkçedeki bu veyahut da işte şu şeklinde de yazabiliriz. Ancak Türkçe karakter olmaması gerekiyor elbette burada. Title ve author aslında burada kalıp olaraktan çağrılacak. Ben bunu yazdırırken atadığım bu değişkenler, member variables, bunun değerini belirleyecekti arkadaşlar. Burada da oluşturduğumda title Groovy olacak ve de yazarı Zeki Alp şeklinde görünecektir. Ve de fiyatı içinde başlangıçta bu değişkeni tanımlıyorum. Fakat burada ne oluyorum? Başlangıçta bir sıfır değeri atıyorum. Daha sonra bunun değişkenine 99 diyerekten atama yapıyorum arkadaşlar. Burada ilk başlangıç değeri olarak sıfırlanmış veya da sıfır olarak da set edilmiş şeklinde düşünülebilir. Yani price fiyatı. Price. Burada da ona atama şeklinde değerini veriyorum. Dolayısıyla bunları yazdırırken de write metodunu çağıraktan mybook.title, mybook.author, mybook.price dediğimde burada Groovy, Hasan Zeki Alp ve son atadığım 99 fiyatı ekrana getirilip yazdırılacaktır arkadaşlar. Book title Groovy, book author is Hasan Zeki Alp, book price is 99. Ekranda bu şekilde belirecek arkadaşlar. Bir sonraki kod parçacığına bakarsak arkadaşlar. Burada da Array Constructor Property denilen bir özelliği göstermek istiyorum. Burada da 3 elemandan oluşan bir array'imiz var arkadaşlar. 10, 20, 30 elemanları. Bunun ben bir nesnesini oluşturuyorum. Burada Array Constructor dediğimde bu nesnenin kalıbını olduğu gibi kabul edecektir ve de ekrana hiçbir şey yazmayacaktır arkadaşlar. Aslında burada 3 haneli, şöyle düşünebiliriz. 3 haneli boşluk bıraktı ve de onları sıfır şeklinde bu dizinin bir kopyasını oluşturduğu şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Bu da şaşırtıcı gelmesin. Constructor'ın kullanımına dair örnektir. Sıfırdır burada. Bu şekilde 7. dersimiz de bitti. Yıl bitmeden Türkçe derslere birkaç tanesini daha ekleyip İngilizce derslere yetişmeyi planlıyorum arkadaşlar. JavaScript ailesi bittikten sonra bu ailede başka türev script dillerinin de öğretilmesine, anlatılmasına başlayacağım. 2020 tanıtım videomda da göreceksiniz. Sürprizlerle dolu gelecektir. Ve de Script ailesinde her derste bilgilerimiz, deneyimlerimiz biraz daha fazla artacaktır. Sizlere yeni yıl mesajımda iyilikler, mutluluklar, güzellikler diliyorum. Üstün başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.